Merhaba. Önceki videoların birinde "seinen Senf dazu geben" ifadesinden bahsetmiştim. Ne anlama geliyordu bu? Birebir çevirirsek kendi hardalını katmak ama tam Türkçesi maydanoz olmak. Fikri sorulmadan fikrini söylemek, işe karışmak demek. İşte ben de böyle videolar çekmeyi düşünüyorum. Yani Almanya'daki gündemle ilgili veya konularla ilgili bana kimse sormuyor ama olsun, ben ayfa hobi olsun diye yapıyorum. Kendi fikrimi burada söyleyeceğim. Hangi konuda? İlk konumuz şu. İlk konumuz hükümetin gündeme getirdiği bir teşvik paketi diyelim. Kimler için teşvik? Uzun zamandır çalışmayan, işsiz olan insanlar için onların iş piyasasına katılımını teşvik amaçlı bir paket. Bu paket neyi öngörüyor? Eğer kişi uzun zamandır işsiz olan kişi, bilmiyorum kaç aydır, ne kastediliyor bununla. İşsiz olan kişi eğer işe başlarsa, bir yıl sonra, bir yıl çalışınca, bir yıl sonra devlet ona 1.000 euro teşvik verecek. Havadan para. Niye? İşe başladığı için. Şimdi burada pozitif bu olaya, pozitif bakanlar da var, negatif bakanlar da var. Ben pozitif bakanların tarafındayım. Niye? Çünkü o kişi bir çalışmadığı zaman devlet ona bakıyor. Yani biz bakıyoruz vergilerimizde. Her ay onun kirası ödeniyor. Elektrik faturası ödeniyor. Çocuğunun okul gezisi varsa o ödeniyor. Okul ihtiyacı varsa o ödeniyor. Vesaire vesaire. Yani binlerce euro zaten bu kişiye her ay, aile ise daha da fazla ödeniyor. Bir kere devlet bundan tasarruf etmiş oluyor. Ya tamamen o yardım kesilecek, maaşına göre, çalışan kişinin maaşına göre, ya da bayağı bir azalacak. İkincisi, o kişi bir işi, bir görevi üstlenmiş olacak toplumda. Çünkü Almanya'da eleman açığı çok. Her alanda. O açık kapatılmış olacak. Ve üçüncüsü, o kişi çalıştığı için zaten devlet ondan da vergi alacak. Vergi kazanmış olacak. Gelir vergisi olarak veya sosyal sigorta olarak düşündüğüm zaman orada da ekstra kesinti var. Oradan da devlet gelir elde etmiş olacak. Yani birçok avantajı var. Çalışanlar için belki şu an normalde çalışan için bir haksızlıkmış gibi, adaletsizlikmiş gibi görülebilir. Doğrudur. Ben çalışıyorum yıllardır. İşte evet, bana böyle para vermedi ama o adama verdi diye bakılabilir. Hak veriyorum. Ama totalde bana göre güzel bir uygulama. Bu uygulama ile ilgili sen ne düşünüyorsun? Yorumunu alt tarafa, yorumlara yazabilirsin.